Beşiktaş haberlerini hemen aktarmak isteriz. Fotomaç gazetesinin 5. sayfasına gidiyoruz. Şimdi rakip Rize, hedef liderlik. Karakartal deplasmanında Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Bir maçı eksik siyah beyazlılar Çaykur Rizespor'u yenerek liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Kartal'da Rodolfo'nun dışında Gökhan Töre de yok. Bir varmış bir yokmuş başlığını göreceğiz. Alt tarafta sağ arka delisine ödem ve kanama oluşan Quaresma kadroya alındı. Bileğinden sakat, aynı zamanda grip olan Gökhan'sa götürülmedi, kadroya alınmadı. Bu konuyu da detaylıca konuşacağız Bülent Timurlenk'le, çünkü başka iddialar var Gökhan Töre ile ilgili olarak. Ve transfer haberlerini de aktaralım size kısaca. Sürpriz aday NBA, eski yönetici Erol Kaynar, Beşiktaş'ın Çin'de forma giyen eski Trabzonlu NBA ile flört ettiğini iddia etmiş. Ve bir başka İtalyan basını da Roma'da bekleneni veremeyen golcü yıldız Edin Dzeko'nun Beşiktaş'a sıcak baktığını yazmış. Bu arada Gomez'in de rakamlarına kısaca göz atalım. Sabah gazetesinin 41. sayfasını şimdi ekranlarınıza getireceğiz. Ligde 18 gol kaydetti Mario Gomez şu ana kadar. Alman Panzer bugün Çaykur'a karşısında da bir gol daha bulursa Beşiktaş tarihinin en skorer yabancı oyuncusu unvanını Numa ve Dembaba'dan da devralacak. Ve Güneş'in açıklamaları takvimin 19. sayfasında Rize deplasmanında liderlik koltuğunu istiyor Beşiktaş bugün. Kartal'ın liderlik planı Güneş'te. Bu maçla ilgili olarak takvim gazetesinde 19. sayfada zor bir maç olacak, Rize'de 90 dakika savaşacağız demiş. İşte bu açıklamalar iddialı açıklamalar mücadele öncesinde. Beşiktaş cephesinde kalmıştık. Nasıl bir oyun bekliyorsunuz Bülent Timurlenk? Hemen oradan başlayalım. Sonrasında kadroları da ekranlara getireceğiz. Kadro üzerinden de gideriz ve Turgay Demir'e ve Alp Ekman'a da bir bağlantımız olacak. Maçla ilgili görüşlerini alacağız. Yani bu tek başına değerlendirmemek lazım. Çünkü 3 gün sonra Trabzonspor maçı var. Trabzonspor maçında yeni transferlerin stoper mevkinde oynayamama sıkıntısı bir kere Beşiktaş için. Yani burada 6 puanlı Karadeniz turu diye bakacaksın. Başka türlü bakamazsın. Ama bir gerçek var. Rize'de kazanıp Trabzon'a geçecek olan bir Beşiktaş, ki dönmüyorlar bildiğim kadarıyla, çok daha moralli çıkar o karşılaşmayı. Maça dönersek aslında Beşiktaş'ın 11'ini ezbere sayabilmek, muhtemel 11'in zaten sahaya çıkaracak 11 olduğunu bilebilmek kimi zaman, çoğu zaman avantajdır, ama bazı zaman da o rotasyonun eksildiği zamanlarda dezavantajdır. Ki işte buradan zaten iki tane mecburi değişikliğin yapılacağı Trabzonspor maçına kaç oyuncunun değişeceğini biz açıkçası Rize Spor maçının tabelasından sonra göreceğiz. Yani Rize Spor'un iç sahada Kasımpaşa karşısında son bir 2-0'lık galibiyeti vardı. Ardından Bursa'daki mağlubiyeti. Yani bir şeyle açıklamak gerekirse çok koşan bir takım Rize Spor. Ama kuvvetsiz Rize Spor'un ben hücum gücünden çok şeyi eksildiğini düşünüyorum. Ve bu konuda da üst düzey bir takım karşısında mutlaka bunun sıkıntılarını yaşayacaklar. Yani Galatasaray karşılaşmasını hatırlayın ilk yarısında. 4 gol atabilmiş bir takım Rize Spor. Yani Hikmet Hoca'nın da zaten, yani şu maç özelinde değil, genel manada oyun felsefesinde çok da öyle kapalı Çanakkale'ye geçilmez savunma falan yapılacak bir teknik adam değil. Ama Beşiktaş cephesinde mesele böyle bir iki maçlık periyotta elinde Quaresma, Olcay Şahan, Gökhan Töre ve Kerim Fıray dörtlüsünden, ki Gökhan Töre bu maçlarda yok. İşte burada o Gökhan Töre'yi belki biraz sonra ayrı soracaksın. Evet. Orada o katkının gelmemesi Beşiktaş'ın bu yarışında bazı adamların üzerinde olmazsa olmaz mecburiyeti kılıyor. İşte kim bu adamlar? Mario Gomez, Sosa ve Quaresma. Beşiktaş'ın Rize'de de ve Trabzon'da da bir stoper de çıkıp kafayı vurup gol atabilir. Ama ben bu üç adamın üzerinden döneceğini düşünüyorum iki karşılaşmanın. O zaman kadrolara da bakalım. Hemen Beşiktaş'ın kadrosu ekranlara gelecek şimdi. Muhtemel 11 tabii bunlar. Hazırlamış olduğumuz grafik üzerinden sizlere aktaracağız. İşte Beşiktaş'ın kalesini Tolga'nın koruması bekleniyor. Savunma hattında bek Alexis, Marcelo, İsmail. Hemen önlerinde Atiba Ulusan, Quaresma, Sosa, Olcay. İleri uçta da Gomez 11 ile böyle bir 11 hazırladık. Sizin de kafanızdaki aşağı yukarı 11 bu şekilde. Bu herkesin kafasındaki 11 Çiğdem. Yani bu Rodolfo yok sadece ve dediğiniz gibi de Gökhan Töre haricinde hemen hemen az kadrosuyla sahaya
çıkacak. Yani Eskişehir spor maçı tabii ki büyük bir serum oldu, bir nefes oldu. Önce Fenerbahçe derbi, sonra Konya. Yani bir şekilde çok da ekstradan Beşiktaş'ın da biraz fazla ve gereksiz yere de eleştirildiğini düşünüyorum. Yani sonuçta Fenerbahçe derbisinde Volkan'ın 5 tane kurtardığı topu hani robotlar vurmadı kaleye. Beşiktaşlı futbolcular vurdu. Yani oradaki oyunun, ikinci yarısındaki oyunun, ligin kendi standartı içinde Fenerbahçe'nin tabii ki alkışlık bir oyunu var. Ligin en iyi hücumlu takımlarından bir tanesine ilk maçın ilk yarısında Kovarejman'ın pozisyon dışında pozisyon vermediler. Ama maçın ikinci yarısında Nani'nin o golü gelmese biz son 10 dakika Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısında yükleneceği golü bulur bulmaz. Yani onun üzerinden çok fazla şey yazıldı. Konya maçını ben bir şey söylemeye gerek yok, kupayı Şenol Hoca söyledi. İlk maçta İstanbul'da kaybettik dedi. Bu 11'i tabii ezbere sayılmak önemli ama ben özellikle bilmiyorum. Belki de oyunculuğunu beğendiğim için çok Beşiktaş'a katkıda bulunabileceğine çok inandığım Tolga'yın takıma montesi konusunda ısrarcıyım. Çünkü yani bir sezonu orta saha göbeğinde hani Atiba, Oğuzhan, Sosa üçlüsünün arasında rotasyon çevirmeden bitirebilen yani Avrupa'daki takımları da, yarış veren takımları da bir takip ettiğim zaman hemen belki de en çok örnek verilen, belki de en çok izlendiği için söylenen, belki Arda oraya transfer olduğu için söylenen, Barcelona'nın üzerinden verdim geçen hafta örneği. Yani orada bir rotasyonu çevirmek zorundasın. Şimdi mesela bak, burada Atiba, Oğuzhan, Sosa. 3 gün sonra Trabzon'da Atiba, Oğuzhan, Sosa. Yani burada bir sorun var. Burada bir enerji sorunu da var. Burada bir psikolojik bir şey de var. Yani o biraz önce sorduğum baskı da var. Birilerinin katkı yapması lazım. Kulübeden gelenlerin birilerinin katkı yaptığı 11'de başlayarak ya da sonradan oyuna girerek katkı yaptığının örneğini son haftalarda Fenerbahçe'de çok net yaşıyoruz. Yani herkesin Nani'yi beklerken Alper'in derbide oynaması gibi mesela. O yüzden burada mesela Olcay'ın tutturacağı oyun konusunda maalesef benim bir şeyim yok. Net bir tahminim yok. Çünkü Olcay şu an bazen takımın kahramanı olmaya başarırken bazen 45 dakika bittiğinde ne oynadı bu Olcay şu an diyebileceğim bir oyuncu. Ama kilit adamın son haftalarda Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma olduğu kesin. Topu getiriyor. Yani topu ceza sahasına getiriyor. Orta ile getiriyor, dalarak getiriyor ama getiriyor. Ve Mario Gomez gibi bir adamın Ricardo Quaresma ile oynaması büyük bir lütuf yani. Son vuruşun evet vardır ama tek bir kritik nokta. Sen son vuruşu yapacak topu sana veren arkadaşın var mı? Yoksa bu saatten sonra Mario Gomez 3 tane yakalamış, bir tane atmış. Mesele bu değil. Sen Mario Gomez'e kaç kere pozisyona sokuyorsun? O yüzden defans hattını ayrı değerlendiririz. Bir bağlantı var. Evet, bir bağlantımız var tamam. Şimdi. Potomaç gazetesi yazarı Turgay Demir telefon attığımızda. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın Bülent, günaydın Çiğdem. Teşekkür ederiz. Günaydınlar. Beşiktaş'ın mücadelesini konuşuyoruz. Sizinle de programlarda enine boyuna değerlendirmiştik, hatırlarsınız. Önünde önemli bir eşik var. Karadeniz turuna çıktı Beşiktaş. Önce Çaykur sonrasında Trabzonspor deplasmanları. Tabi bu akşam ne yapar? Çok önemli 3 puan Beşiktaş açısından. Nasıl bir oyun bekliyorsunuz? Çiğdem, öncelikle şunun altını çizeyim. Beşiktaş takımı inanılmaz derecede kenetlenmiş ve inanmış durumda. Bunu en son dün Taner Hoca'yla da konuştum, takımın genel havasını. Ve Beşiktaş bu işe Karadeniz turu diye de bakmıyor. Rize maçı diye bakıyor. Rize maçını oynayacak, Trabzon'u sonra düşünecek. Trabzon'u oynayacak, Kasımpaşa'yı sonra düşünecek. Bu çok net, odaklanmışlar buna. Öncelikle bunun altını çizeyim. İnanmak başarmanın yarısıdır. Bu takım bu şampiyonluğu yaşamaya azimli, inançlı, kararlı görünüyor. Kadronuzla ilgili belki bir sürpriz olabilir. Benim beklentim o yönde. Ozan Şahan'ın yerine Cenk Tosun'la başlayabilir Şenol Hoca. Öyle bir beklentim var. Onun altını çizeyim. Şimdi İsmet Karaman'ın genel olarak büyük takımlara karşı oynadığı maçlarda Bülent biraz evvel söyledi. Doğrudur, çok fazla kapanan bir sistemi tercih etmiyor. Fakat ben Beşiktaş maçlarında açık oynadığını görmedim bugüne kadar. Bugün de öyle olacaktır. Muhtemelen 8-10 kişiyle kapanacaktır. Burada eğer Beşiktaş istediğini ilk yarıda alamazsa işi çözecek olan oyuncu da
ikinci yarıda girmesi beklenen Kerim Pryor. Dar alanda çok etkili olan, kapalı savunmalara da çok etkili olan. Çünkü Quaresma'ya bile belli bir alan lazım. Bir boş alan lazım. Ama şöyle bakıyorum. Beşiktaş Gomez'siz bir kadroyla bu maçta oynuyor olsaydı umutları %60 düşerdi. Alman milli takımından Gomez'i transfer etmiş gibi görüyor bütün takım, teknik heyet. Ve böyle bir oyuncuyla çok daha büyük bir özgüvenle oynuyorlar. Çünkü biliyorlar ki onun ayağına götürdükleri top büyük ihtimalle golle sonuçlanacak. Dolayısıyla Beşiktaş'ın morali yerinde, kenetlenmiş durumdalar. Ben bu akşam normal futbolunu oynayan, topu ayağında tutan, rakibi baskı altına alan, çok sayıda pozisyon bulan, bunların da kazanmaya yetecek kadar ne atacak olan Beşiktaş bekliyorum. Beşiktaş ne Fenerbahçe'nin maçlarına bakıyor, ne bir sonraki maçını düşünüyor. Benim yaptığım konuşmalardan edindiğim izlenim bu şekilde. Ben Beşiktaş'ın akşam harika futbol oynayacağını düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ederiz Tugay Demir değerlendirmeleriniz için. Hayırlı günler hanım. İyi günler. Peki, Olcay'ın yerine Cenk Tosun'u beklediğini söyledi. Böyle bir siz değişiklik bekliyor musunuz? Böyle bir 11 ile sahaya çıkabilir mi? Cenk ilk 11'de sahaya sürer mi? Kadro o üzerinden konuşmaya devam edelim. Yani bekliyorum derken bir istihbaratı vardır Tugay abinin. Yani benim öyle bir istihbaratım yok. O zaman doğru yok. Olur ben, mu diyeyim en azından? Ben Kerim Fıray'ın Beşiktaş'ın Kerim Fıray'ı çok az kullandığını düşünüyorum. Yani buradan mesela bir Volkan Şen örneğine gidebilmek mümkün. Volkan Şen'in sonradan oyuna girip her şeyi yapmaya çalışırken, ya bir an önce ben bu takımın 11'ine monte olmaya fikri varken, her şeyi yapmaya çalışırken hiçbir şeyi yapamayan bir görüntüsü vardı. O bir baskıdır yani. Yani bir şekilde 11 oynamak istiyorsun. Kerim Fıray özellikleriyle beraber ben Beşiktaş'a katacaklarının mesela Olcay Şahan'dan daha düşük olduğunu düşünmüyorum. Bu söylediğim Olcay Şahan'ı kötü futbolcu yapmaz ama verimlilik ve efektif olmak konusunda son haftalarda ciddi bir sıkıntı içinde. Yani Oğuzhan için de geçen hafta mesela getirdiğim eleştiri aslında eleştiri değil. Yani 34 hafta bir futbolcunun aynı pik noktada devam etmesini bekleyemezsin. Yani düşer adamın vücudu. 34'te 34 yani herkes belki şeyin üzerinden veriyor örneği yani. Messi oynamıyor mu diyorlar. Adam zaten dünyalı değil ki yani. Uzaylı o. Yani Oğuzhan, Sosa, Atiba zaten ya yani kendi başına bir kez, kendi başına bir incelenmesi gereken bir hani mesele, bir adamın bir orta sahayı bu kadar tutabildiği. Yani çünkü burada kabul edelim yani yıllarca burada bu konuda çok iyi iş yaptığı söylenen Felipe Melo'nun yanında oynayan Selçuk'un defansif özelliklerinin Oğuzhan'dan çok daha fazla olduğu bir ortamdayız. Yani metrekare olarak kapattığı alan Atiba'nın hani maşallah, düşün burada Fenerbahçe bile orada o sertliği Josef de Souza ile yaratmaya çalışırken Mehmet Topal'ın yanında Atiba'nın işi inanılmaz bir iş yani. O yüzden ben işin hücum tarafında şuradaki üçlüyü yani Sosa, Quaresma, Gomez üzerinden bakıyorum. Bu tabi Beşiktaş'ın maçı kazandıracak olan adamlarının hikayesi. Bir de hani işin zayıf karnı meselesinde aslında İsmail ve Bekir hücuma verdiği desteklerde Olcay oynuyor diye yazdığın için Olcay'ın üzerinden söylüyorum. Olcay'la Quaresma'nın bek kademesine geriye ne kadar geldikleri önemli. Bazen beklerin hücuma çıkmamasını eleştiririz ama herkesin mesela bir Gökhan Gönül gibi neredeyse hani böyle dört ciğerli, beş motorlu neyse bir adam olmasını bekleyemezsin. Bir şekilde risk almıyorlar. Bek o yüzden bütün sezon boyunca değerlendirmesinde böyle renk olarak baktığın zaman çok net bir oyuncu değilmiş gibi görünüyor. Aslında faydalı ama bütün sezon baktığın zaman belki bek ne yaptı diye bir sorabilirsin. Hangi maçı bana aldı diyebilirsin falan, böyle konuşabilirsin. Savunmanın peki göbeğine baktığınızda Alexis yani ve Marcelo ile Alexis için şunu söylemek lazım. Beşiktaş'ın planlarında Marcelo ile Alexis'i aldığı zaman, yani Ersan'ın satış planı olduğu zaman, elbette ki Rodolfo'nun sakatlanacağını kimse bilemez. Bu iki oyuncudan bir tanesi yedekti. Yani hangisinin yedek mantığıyla alındığını bilemeyeceğim ama geldikleri takımlar, oynadıkları takımların bugün Beşiktaş'ın heybeti ve şeyinin yanında yani mümkün değil. Ama sen bana bu bütçenin içinde biz bu adamları 1 milyona aldık diyorsan, yani
Hani Alexis mesela tepeden geliyor. Yani geçen sene 60 küsür gol yemiş bir takımın savunması da ben o adamın şu kadar kırmızı kart gördü, şu kadar sarı kart gördü dediler. Geçen sene de Liga'da o kadar Hetafe maçı seyretmişken Hetafe orta sahasının o kadar açık verdiği bir o noktada sen adamı onun hırçınlığın üzerinden anlatamazsın ki Alexis'in. Orası başka bir takım, başka bir savunma. Hetafe geçen sene küme düşmekten zor kurtulan bir takımdı. Çok üst düzey bir stoper değil. Demek istediğim şu, Fenerbahçe'nin aldığı Kea gibi bir adamlar değil bunlar. Kea üst düzey stoper. Peki ikilinin uyumu noktasında Rodolfo Arslan ve bu ikiliyi düşündüğünüzde... Ama bu yani birisi bir ülkeden geliyor, birisi bir ülkeden geliyor. Zaman yani gerekiyor. Transferlerinden 24 saat önce adamların akıllarının hayallerinden geçmez beraber oynayacakları. Evet. Bu şeyin içinde, yani oyunun içinde ben Beşiktaş'ın stoperinde Rodolfo'nun, yani kim akıl hayal edebilir ki sakattın, Rodolfo'nun yanına alınması gereken adamın, oynaması gereken adamın Ersan değil, ki Ersan bir fırsat yani Çin'e bir transfer olmuş. Sivok, Ufaluji bu tatta, bu şeyde, yetenekte, bu kalitede savunmaya abilik yapacak, tecrübesiyle oynayacak bir adam olması evet. gerektiğini düşünüyordum. Beşiktaş savunmasında hamle stoperiniz Rodolfo olabilir ama oraya akıl katacak adam meselesi. Rodolfo sakatlığı sebebiyle yok ve bir başka oyuncu tam yeri gelmişken bu noktaya değinelim. Gökhan Töre, bununla ilgili bir haberimiz de var. Size aktaracaklarımız da var. Beşiktaş'ta Gökhan Töre sıkıntısı yaşanıyor. Sakatlığı devam ediyor. Yıldız oyuncu Çaykur ve Trabzonspor karşılaşmalarında forma giymeyecek. Deplasmandan önce Çaykur ardından Trabzonspor'la karşılaşacak. Beşiktaş'ta Gökhan Töre şoku yaşanıyor. Zira Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda oynanan Tokyo Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıktı Yıldız futbolcu. 4 gün sonra oynanan Eskişehirspor maçına yetişmesine kesin gözüyle bakılırken Gökhan Töre bu karşılaşmada da forma giymemişti. Hafta başına yapılan kontrollerin ardından zorlu deplasmanlarda forma giyebileceği belirtilen Gökhan Töre'nin sakatlığı sebebiyle kadroda yer almaması kafaları karıştırdı. 22. haftada Gençler Birliği karşılaşması öncesinde idman hocasından izinsiz terk ettiği için kadro dışı kaldığı iddiaları gündeme gelmişti. Gökhan Töre için karşılaşmanın ardından teknik direktör Şenol Güneş sakatlığı devam ettiği için kadroyu almadım ifadelerini kullanmıştı. Birçok kesim tarafından Güneş ve Yıldız futbolcuları arasında sorun olduğu belirtilirken bazı dedikodularda lige verilen devre arasında sezon sonu için Atletico Madrid'le sıkıştığı iddia edilen Gökhan Töre'nin kendisine Ocak ayında izin verilmediği için yönetim ve teknik heyette sorun yaşadığı görüşünde geçtiğimiz günlerde tüm futbolcuların katıldığı Vodafone Arena ziyaretinde Yıldız futbolcunun olmaması gözlerden kaçmıştı. Şimdi Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıktı. Sonrasında 4 gün sonra Eskişehirspor mücadelesi oynandı Bülent Timurlenk. İyileşmesine kesin gözüyle bakılırken bu mücadelede olmaması kafaları karıştırmıştı. Sonrasında bir takım iddialar var. Gençler Birliği karşılaşması öncesinde idmanı izinsiz terk ettiği, kadro dışı kaldığı iddiaları var. Hocasıyla sorun yaşadığı, Atletico Madrid'de el sıkıştığı iddiaları var. Ne diyeceksiniz? Neler yaşanıyor sizce o cephede? Ben sana geçen seneyi hatırlatayım. Galatasaray derbisinden önce Beşiktaş'ın oynadığı, kendi evinde ama Ankara'da oynadı, Konya maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Oraya da Nisan-Mayıs ayındayız. O zaman söylediğimi hatırlıyorum. Soğuk algınlığı nedeniyle gitmemişti. Orada Beşiktaş mağlup oldu. Sonra film koptu. Karabük'ten Beşiktaş lider dönmüş. Mayıs ayının başında. Yeteneği kısıtlı adamlara bu kadar altı kalın çizilmiş cümleler kurmam ama Gökhan Töre konusunda beğeneni vardır, beğenmeyeni vardır. Ben beğenen taraftayım. Volkan Şen, Jesus Navas'tan daha iyi dediği zaman gülümseyen de oldu. Ama şimdi Volkan Şen bu futbol oynayınca geçmiş unutuluyor. Aynı bugünlerde Mehmet Topal'ı sanki Türk futbolu yeniden keşfetmiş gibi manşetler var. Yani şu kadar ayakkabı numara. Messi vari gol. Ya Messi vari de tamam, vuruş falan güzel de Mehmet Topal bu ya. Mehmet Topal'ı yeniden mi anlatıyorsunuz bize? Yani bugün bir tane ya bugün geldiğimizde detaylı gerçekten konuşuruz. Onu Fenerbahçe'de konuşuruz. Yani potansiyeli oyun olan oyuncular tarafından bakarsan fiyatı işte 10 milyona yok. Bayern Münih'e gitmiş, oradan Stok'a gitmiş. Şakir'den iyi adam bu Gökhan Töre. Şakir'den daha iyi adam Gökhan Töre. Belki hayatının hiçbir döneminde Arjen Robben olamayacak. Yani
O mevkidaşlarından söylüyorum. Ama bu nasıl bir kafa yapısıdır ya? Tamam, sakatlığı falan neyi varsa sakat futbol için ağzımdan cümle çıkmaz. Ama bu konuda da çok spekülasyonlar var. Atletico Madrid meselesine gelince ara söz birisi transfer edildi, Rayo Vallecano'ya gitti. Her hafta bakıyorum kadroda yok yani, 18 kadroda yok. Aras potansiyeli olan bir oyuncu. Bir transfer politikası olarak Beşiktaş'ın önce satacağım adamın yerine bir adam alayım, sonra satayım politikasını alkışlıyorum. Bunu devre arasında yaptı Beşiktaş yani. Mesela Ersan transferinde ya da Aras'ı önce açıkladılar. Sonra bakıyorsun mesela hani gidişata. Evet, Gökhan Töre satılabilir. Avrupa Şampiyonası'nda 2 maç cezası var. Kadroda bu gidişatında, kadroda olup olmayacağı konusunda benim tereddütüm var. Bu Fatih Hoca'nın tercihi olacak. Ama kendini orada parlatacak Avrupa Şampiyonası'nda. İnşallah o gruptan çıkarız da ne bileyim, o 7 maçın içinde Gökhan Töre de kendini parlatacak. Atletico Madrid'e yakıştırılması eğer menajerin üzerinden falan filan yapılıyorsa, yani Atletico Madrid potansiyeli olan oyuncuları alır ama mesela bu arada bir şekilde Ozan Tufan'dan da vazgeçtiklerini biliyorum. Yani o şeyin içinde Fenerbahçe aldı ve şu anda faydalanıyor. Bu haliyle, bu kafa yapısıyla Gökhan Töre'nin La Liga'da oynama şansı yok. Yani. Çünkü bir takımı taşıyan oyuncularda sezon devamlılığı beklersin. Yani yok canım sıkıldı, yok idmanı terk ettim, yok sakatlandım, bir şey oldum. Ha, bir oyuncunun adalesi kopar, bir şeysi olur, Allah korusun yani. Sakatlıklarda tamam, herkes kapasın çenesini. Ama kendine iyi bakmak meselesinde tek bir cümleyle. Bütün bunları niye söylüyorum? Belki hepsi laf kalabalığı ama ben Gökhan Töre'nin kendine ihanet ettiğini düşünüyorum. Bu arada çünkü bugün Gökhan Töre olur, başka yarın Beşiktaş'a başkası gelir. Mesele değil. Sonunda burada Gökhan Töre kaybeder. Mesele budur yani. Peki, Aspor yorumcusu Alp Pehlivan telefon attığımızda. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim sevgili Çiğdem. Sevgili Bülent Timurlenk'e de selamlar. Selamlar. Teşekkürler. Tam bu noktayı soralım o zaman Alp Hoca size. Gökhan Töre meselesini konuşuyoruz. Sakatla olduğu için kadroya alınmadı konusu gündemde ama bir takım spekülasyonlar da var. Sizler de okuyorsunuz, konuşuyoruz A-Spor stüdyolarında da. Size göre nasıl bir süreç yaşanıyor o tarafta? Yani umarım söylenenler gibi değildir yaşanan süreç. Çünkü Gökhan Töre gerçekten Beşiktaş'ta oynadığı futbolla fark yaratan oyunculardan bir tanesiydi. Ama gerek sosyal yaşantısıyla, gerek yani kendi takım içinde yaşadığı sıkıntılarla zaman zaman böyle olaylarla gündeme geldi. Ama Beşiktaş'ın yaşadığı bu önemli süreçte umarım ki bu nedenden dolayı kadrodan ayrı kalmamıştır. Çünkü Beşiktaş'ın ona ihtiyacı var. Onun da tabii ki Beşiktaş'a ihtiyacı var. Beşiktaş zorlu bir viraja gidiyor. Önünde iki tane karşılaşma var ki bu karşılaşmalar Beşiktaş'ın, hele Trabzon karşılaşması, sırtına bir kambur olarak ikinci yarı başladığından beri duruyor. Bu maçın oynanmaması, bu maçın eksikliği Beşiktaş'ın gerçekten de puan sıralamasında her ne kadar maç eksiğiniz olsa da ikinci konumda olmanız hem taraftarınızı hem oyuncularınızı fikstüre baktığı zaman çok da iç açıcı değildir. Ama Beşiktaş bu Karadeniz turunu az önce sizin de söylediğiniz gibi 6 puanla kapatırsa o zaman tabii ki işler tamamen değişecek. Beşiktaş'ın bu karşılaşmada Gökhan Töre'nin olmayışı bana göre bir sıkıntı mıdır? Ama son haftalara baktığımız zaman ta ki Başakşehir karşılaşmasının 61. dakikasında oyuna girip 2-0'dan skorun 2-2'ye gelmesine, hatta galibiyeti getirecek futbolun oynanmasının en büyük sebebi Quaresma'ydı. Quaresma sezon başından beri zaman zaman oyundan çıkarılmakta, zaman zaman oyuna geç dahil edilmekten dolayı sıkıntılar yaşıyordu ama Şenol Hoca ona şöyle bir mesaj verdi. Yani takım oyunu oynadığın sürece, takıma katkı yaptığın sürece bu forma senin dedi ve gerçekten de herhalde Quaresma bunu son haftalarda iyi anladı ki takım oyununu oynamaya başladı. Takımı taşıyan oyuncu olmaya başladı. Beşiktaş'ın sezon başından beri ve geçen yıldan beri 3. bölgeye geçişleri çabuktu, baskısı çoktu ama son 5-6 maça baktığımız zaman bu özelliğini kaybeder bir görüntüsü vardı. Ama son haftalarda Quaresma bu görüntüyü tekrar kazandırılmasındaki en önemli aktör oldu, en önemli oyuncu oldu. Peki, şimdi iki zorlu mücadele var dediniz. Bu maçlara ilişkinde öngörülerinizi merak ediyoruz Alp Hoca sizin. Peki, galibiyet dışında bir sonuç geldiğini varsayalım. Örneğin beraberlik ya da mağlup olursa psikolojik olarak nasıl etkilenir şampiyonluk yarışında Beşiktaş? Şimdi Beşiktaş'ın tabii son
bir ay içine baktığımız zaman Ziraat Türkiye Kupası'ndaki iki kere Torku Konyaspor'a işte turu kaybetmesi, yenilmesi, arkasından derbiyi kaybetmesi Beşiktaş için önemli hasarlardı. Hasar aldığını düşünüyorum ben iki yolda da Beşiktaş'ın. Eğer bu iki karşılaşmada, Rizespor ve Trabzonspor karşılaşmasında kendisine liderliği kaybettirecek, liderliği getiremeyecek sonuçları alması halinde zorlu bir sürece giriyor ki iki maç üst üste deplasman gibi gözüküyor. Sonra beraberinde oynayacağı içeride Antalyaspor, Kasımpaşa ve Bursaspor deplasmanından sonra üst üste yine fikstür gereği iki deplasmana çıkacak. Sivas ve Akhisar Belediye ki yani baktığımız zaman bu iki karşılaşmadan sonraki beş maçlık süreç de çok Beşiktaş için etkili maçlar oynayacak. Bence Beşiktaş mutlaka ve mutlaka kendisine bu karşılaşmalardan 6 puanı getirecek sonuçları ve oyunu, doğru oyunu oynamak zorunda. Az önce bu alantılarda da duyduğumuz gibi Beşiktaş'ın hani birlik beraberliği üst seviyede olduğu söyleniyor. Evet, stat projesi ortada. Ama bunlar ne kadar iyi giderse gitsin, futbolda en önemli şey sağ çizgileri içinde aldığınız sportif başarıdır. Bir anda o sizin harika dediğiniz stat projesi de göz ardı edilir. Takım içindeki birlik ve beraberlik de göz ardı edilir. Sadece sonuçlara odaklı olduğumuz için ki bu dönemde böyle olması da normal. Çünkü Beşiktaş taraftarlarının birkaç sezondur bu maratonu koşamamak, ipi göğüsleyememek, son haftalarda şampiyonluk mücadelesinden kopmak gibi bir handikapları, bir düşünceleri de olduğu için bu sıkıntı tekrar ortaya çıkarsa Beşiktaş için de çok hoş bir süreç başlamaz açıkçası. Alp Hoca çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için. Evet, Alp Pehlivan'ın da görüşleri bu şekildeydi. Şimdi Çaykur Rizespor'un da 11'ini ekranlarınıza geçelim. Takımın 11 üzerinden de konuşalım. Bir ufak düzeltme Beşiktaş yapayım. Beşiktaş pilonu tamamlayalım. Bir arkadaş da uyardı. Geçen haftaki Rayo Vallecano'nun 2-1 kaybettiği maçta 55'te ilk kez ara söz birisi oyuna giriyor. Evet. 35 dakikası var Rayo Vallecano'da. Onu atlamışız, onu belirteyim. Rizespor'un kadrosu. İhsan Şikare'de Koray, Vieira, Obabona, Eren, Ahmet Silvestre, Makiadi, Murat ve Şövalye Deniz 11 ile çıkması bekleniyor. Böyle bir 11, muhtemel 11 hazırladık. Çaykur Rizespor bloğunu da tarafında konuşalım kısaca. Fenerbahçe'ye geçeceğiz. Yani Bursa maçında kötü bulmadım. Tekrar biraz önce altını çizdiğimiz üzere Hikmet Hoca'nın takımı fizik olarak ligin eksiksiz o noktada takımlarından bir tanesi. Hoca o performanslara, o datalara çok dikkat ediyor. Her hafta da yayınlıyor takımı. Sosyal medyayı da çok iyi kullanıyor, söyleyeyim. Ben, şimdi Alp Hoca'yı da dinledik. Ben Rize ve Trabzon'da Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. Yani benim için Rize ve Trabzon'da Beşiktaş net favori. Bu Eskişehir karşısında oynadığı futbol üzerinden söylemiyorum bunu ama. Yani Eskişehir Spor maalesef sezon itibariyle bu konuda bize bir veri olacak, bir test verecek. Evet. Bir takım 17 değil. Puanla sonuçla başlıyor. Genel manada artık yarışın haftaların geriye sardığımız bir yerde. 72 saat sonra Trabzonspor maçına çıkacak olan Beşiktaş'ın bu Rize 11'i karşısında bahsettiğim adamlar var. Bundan sonrasını geçtiğimiz hafta da Bursa Spor'a yenilmişlerdi. Bursa onun da bir moral bozukluğuyla da Çaykur yani Spor. Yani bu moral bozukluğu ya. Bu seviyedeki takımlar sezonda 14-15 falan mağlubiyet alıyor. Yani neredeyse sezonun yarısında moralin bozuk oluşuyorsun zaten. Yani kabul edelim. Yani her sezona baktığın ama 7 zaman maçta, son 7 maçta tek galibiyetleri var Rize Spor'un. Kasımpaşa'ya karşı Kasımpaşa, evet. Buradan Gençler Birliği Rize'den 3-2 ile çıkmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam. Onun haricinde Başakşehir'e kaybettiler. Doğru mu? Rizespor Başakşehir'i 2-1 yendi. Pardon, Başakşehir 2-1. Fenerbahçe'ye kaybettiler. Gençler Birliği mağlubiyeti, ardından Fenerbahçe Ocak'ta, yenildiler. Evet. Eskişehirspor'la 1-1 berabere kaldılar. Sivasspor ve Antalyaspor maçları oynandı. 2-1 ikisinin skoru da. Sonrasında bir Kasımpaşa galibiyeti var. 2 golle 3 puan sahibi. Burada hedefi olan takım belli ama benim çok takdir ettiğim Türkiye'deki teknik adamlardan bir tanesi Hikmet Hoca. Mutlaka onun da Beşiktaş'ın bu savunma zafiyetleri konusunda geliştireceği kafasında planları vardır. Ben gollü bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Rize skora ne kadar katkı yapar bilmiyorum ama Beşiktaş cephesinden baktığım zaman Şenol Hoca'nın bu iki tane maçta iki tane stoperdeki mecburi değişiklik dışında yapacağı rotasyon ve oyuncu değişikliklerinin Beşiktaş'ın Karadeniz'den dönerken cebinde 6 puan olup olmadığını gösterecek bize. Yani doğrusu bu iki tane maç Şenol Güneş'in maçı. Çok önemli. Yani burada kritik teknik iki maç.
teknik direktörlük mahareti çok önemli. Mesela Turgay abi diyor ki ben işte Olcay Şahan'ın yerine Cenk'i bekliyorum diyor. Kanatta kullanabilirsin, bu Beşiktaş çift santrofor yapmaz. Ben mesela Tolga'yı bekliyorum bu maçta diyelim. Yani herkes bir şeyi bekleyebilir. Ama bir gerçek var. Ümraniye'de futbolcuları da gören, onların idmanlarını, performanslarını gören Şenol Hoca. Ve Karadeniz turu olarak bakmadığını söyledi Turgay Demir. Maç maç gidiyorlar. Maç maç bakıyorsun ama bir şekilde bugün oraya çıkarken de 3 gün sonraki Trabzon maçını da düşünmüyor muhakkak falan demeyeceksin. Peki. Düşünür adam yani. Ben buradan 6 puanla paketle döneyim diyecek yani. Dönerse de havaalanında başka türlü karşılanır. Şimdi peki Fenerbahçe bloğuna da geçelim. Yarın oynanacak mücadelesi saat 19'da Fenerbahçe Kayserispor ağırlayacak. Öncesinde Fenerbahçe haberleri